birazdan bahsedeceğim filmi Türkiye'deki her kadının seyretmesi gerekiyor. Bu film bir belgesel ama aynı zamanda kurmaca özellikleri taşıyor. Çünkü belgeselde yer alan anne ve dört kızından iki kız yok. Neden olmadığını filmde öğreneceksiniz. O iki kız yerine iki profesyonel oyuncu canlandırıyor kızları. Ve anneyi de bazı sahnelerde bir profesyonel oyuncu canlandırıyor. Yani karşımızdaki belgeselle kurmaca arası bir film. Ve bu yıl belgesel dalında Oscar'ın 5 adayından biri. Tunuslu yönetmen Kadir Benheya yabancımız değil. 2020 yılında çektiği Derisini Satan Adam'la Oscar ödüllerinde uluslararası film dalındaki 5 adaydan biriydi Tunus'u temsil ediyordu. 4 kız kardeşle Müslüman, yoksul ve kadın olmanın tüm koşulları, tüm dayatmaları, tüm kısıtlamaları çok etkili bir biçimde aktarılmış. Esas altı çizilen annelerin kendi annelerinden gördükleri tüm davranış biçimlerini taklit ettikleri. Bu çok önemli. Bazen ben de düşünüyorum. Örneğin bizdeki kadın cinayetlerinde aile meclisinin kararıyla öldürüldü diye haberde bir not çıkıyor. O aile meclisinde kadınlar da var. Yani bir noktada kadınlar kadınlara kıyıyor aslında. Bu filmde de erken yaşta evlenen ve kısa aralıklarla dört kız çocuk sahibi olan hayırsız bir kocaya sahip kadının kızlarını dış dünyanın kötülüklerinden korumak için uyguladığı baskıcı tavrını aynen annesinden kopya ettiğini görüyoruz. Film boyunca anne bunu vurguluyor zaten ve buna lanet diyor. Acaba gerçekten bu bir lanet mi? Yoksa kapalı toplumlarda kadınların süre gelen haklarını arayamama ve baş kaldıramama hallerimi. Tunuslu kadın yönetmen Ben Haya hem gerçek kişileriyle hem de oyuncularıyla kadınlarla ilgili çok komplike katmanları olan bir film çekmiş. Kısıtlı mekanlarda hem kamera kullanımı hem de kurgu anlamında son derece başarılı bir film. Gösteriminden çıktıktan sonra konuştuğum kadın arkadaşlarımın hepsi çok etkilenmiş ve beğenmişti. Seyreden her kadın her sahnede kendi yaşamından izler bulacak buna eminim. Tabii ki olayı bilmeyenler için sürpriz bozan vermek istemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Anne bugün geriye dönüp baktığında yoğun pişmanlıklar yaşıyor filmin bir yerinde de vurgulandığı gibi kadınların bu silsile halinde devam eden ve annenin lanet dediği bu zincir acaba bir nesil tarafından kırılabilir mi? İşin can alıcı noktası da bu bence. Evet doğru kadın olmak zor. Kapalı toplumlarda ve dar çevrelerde kadın olmak daha da zor. Yoksul kadın olmak çok daha zor. Bu filmde hepsi bir araya geliyor. Evet, bu film tüm bu koşullar altında dört kızıyla hayat savaşı veren bir annenin duygularını, çığlıklarını, isyanını, bütün pişmanlıklarını birebir aktarıyor. Başta söylediğimi yinelersem, tüm kadınların seyretmesini öneririm.